أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله
أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد Öncelikle Mevlamıza hamd ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun tüm sahabelerine, ensar-ı muhacirine, ehli beytine, zevcat-ı mutahharatına salatu selam ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el-i Muhammed. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi tabi imanın şubeleri, evet, 70 küsür şubesi var. İmanı tamamlayan, imanı olgunlaştıran, kamil iman yapan, bunların tabi bir kısmını maddeler halinde anlattık. Evet. Birkaç ders daha devam edeceğiz inşallah. Evet. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü anlatacağımız maddelerde yine imanın şubelerinden olacak. Bunlardan bir tanesi de el imanu bi vücubil havfi minallahi azze ve celle. İmanın şubelerinden bir tanesi yaratıcı olan, yaşatıcı olan Rabbül Alemin'in azabından korkmak. Rabbül Alemin'in azabından sakınmak. Evet. Tabii burada korkmayı halk, toplum farklı anlıyor. Bizim örfümüzdeki korkma nedir? Korkulandan kaçılır, güvenli bir bölgeye sığınılır. Ama Allah'tan korkmak, Allah'a sığınmaktır. Allah'ın azabından Allah'a sığınmak. Bu vicdan dediğimiz şey o mudur vicdan hocam? Vicdan da tabii bu işte devrede. Evet. Dolayısıyla Allah'tan başkasından korkmamak. Yegane Allah'ın azabından, Allah'ın öfkesinden, Allah'ın gadabından korkmak. Ama yine ilahi emirle fefirru ilallah, Allah'a sığınmak, Allah'a kaçmak. Evet. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Fela tehafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin, eğer mümin iseniz, inanıyorsanız ancak benden korkun, başkalarından korkmayın. Ne demek? Biz her şeyden önce ancak Rabbimizin emirlerine muhalefetten çekiniriz. Rabbimizin azabından korkarız. Rabbimize sığınırız. Rabbimizden başka hiçbir güçten, kuvvetten korkmayız. Hani bir ayet-i kerime var. İnnemâ ya'muru mesâcidellâh men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâmessaleh ve âtezzekeh ve lem yahşe illallah. Tevbe suresinde bir ayet. Allah'ın mescitlerini, mabetleri ancak Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler,
namazlarını dosdoğru kılanlar, zekatlarını verenler, bir de Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmayanlar onarırlar, ihya ederler, ayakta tutarlar. Allah'tan başka bizim kimseden korkumuz yoktur. Bunun manası Allah'ın gücüne güveniyoruz, Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. Bu manada mesela birçok ayetler var. Fela takşevün nas vahşevni. Mevlamız buyuruyor. Evet. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Yani bana saygı gösterin, benim emirlerime aykırı hareket etmekten sakının. Eğer böyle yaparsanız ben sizi korurum manası var. Dolayısıyla bu da imanın efendim özellikle önemli şubelerinden, esaslardan bir tanesi. Burada hocam bir batini, yani Allah-u Teala'nın ilahi emirlerinden korkma hükmü, bir de zahiri. Yani bugün dünyada bakıyoruz, işte zalimin zulmü var ortada. Yani biz bu anlamda hem zahiri hem batini anlamda biz zalimin zulmünden Allah'a sığınacağız. Evet. Zalimden korkmayacağız. Evet. Hani diyorlar ya, zalimin zulmü varsa evet, mazlumun da Allah'ı var Celle Celaluhu. Mazlumun ahı, nice zalimleri zulüm girdabına düşürmekte ve mazlumların ahı zalimleri perişan etmektedir. Yani bugün dünyaya baktığımız zaman genel olarak evet, işte emperyalist sömürü düzenine sahip olan küresel güçlerin bize özellikle Müslüman coğrafyasına karşı uyguladığı bir zulüm söz konusu. O anlamda bu soruyu sordum. Evet. Mesela işte milli şairimiz diyor ya. Evet. Zalimi sevemem, zulmü alkışlayamam. Gelenin hatırı için geçmişe sövemem diyor. Evet. Biz de zalimlerin karşısında kıyama durmak suretiyle, zaten siz Allah'tan korktuğunuz zaman Allah'tan korkandan herkes korkar. Evet. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Kuşun uçuşundan bile korkar. Bu insan zaten istikrarsız bir insan. Ama Allah'ın azabından korkan Allah'a sığınır. Allah'ın deruni rahmetinden ümit var olur. Zaten onu da söyleyeceğiz evet, şimdi. Evet. Dolayısıyla imanın şubelerinden bir diğeri de el imanu bi vücubi racai minallahi teala. Bu da imanımızın bir gereği. Allah'ın rahmetini ümit etmeye sahip olmak, ümit etmek. Yani Allah'ın rahmetini ümit etmek, azabından korkmak. Biz buna daha doğrusu İslam dininde beynel havf ve raca deniliyor. Hı hı. Ümitle korku arasında yaşamak. Ancak Allah'ın azabından korkarız, Allah'ın rahmetini ümit ederiz. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle diyor, rahmetullahi aleyh, bir insana denilse ki peygamberler dışında bir tek insan cennete girecekmiş, öyle bir rahmeti ümit edecek ki, inşallah o bir kişi ben olabilirim ümidini yaşayacak, taşıyacak. Ama denilse ki bir kişi cehenneme girecekmiş, azaptan da öyle korkacak ki belki o bir kişi ben olabilirim diyecek. Evet. Rahmetten ümidini kesmeyecek ve azaptan da korkacak. يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Gerçek müminler Allah'ın rahmetini ümit ederler, azabından da korkarlar. Şimdi burada, ve Mevlamız, evet hocam, şu ayette söyleyeyim, hı-hı, Mevlamız bir ayeti kerimede hakikaten kullarına rahmet kapılarını sonuna kadar araladığını, tövbe ettiklerinde tövbelerini kabul edeceğini, rahmet dilediklerinde rahmet edeceğini, evet, kendine sığındıklarında koruyacağını vaat ediyor. Bir yerde bizi teşvik ediyor. Buyuruyor ki: "Kul ya ibadiyellezine esrafu la taqnadu min rahmetillah." Habibim de ki, yani benim onlara bildirimi sen onlara bildir. Ey kendilerine günahlarla zulmeden, israf eden, nefislerine kötülük yapan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah bütün günahları bağışlayıcıdır, bağışlar. Evet. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O Allah Celle Celaluhu çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Öyleyse mümin, Allah'ın kapsamlı rahmetini ümit edecek, azabını, tehditlerini de göz önünde bulundurarak ilahi azaptan da korkacak. Yani Allah'ın azabından
emin olmayacak, rahmetinden de ümitsiz olmayacak. Bizim inancımız evet. bu. Evet, şimdi bu konuda ben şunu söyleyeceğim hocam. Günümüz itibariyle insanımızda şöyle bir düşünce söz konusu oluyor. Şimdi günah işliyor ve bu günahtan dolayı büyük bir boşluğa düşüyor. Ve artık öyle bir hal alıyor ki hocam, yani ben çok günah işlemişim, Allah-u Teala beni haşa affetmez deyip büyük bir karamsarlık içerisinde. Karamsarlık ve boşverdiliğe düşüyor. Ve hata üstüne hata, günah üstüne günah ve o insan... O da işte zaten ümidi kesmek... Evet, ümidi kesiyor hocam. O da küfürdür yani. Cenab-ı evet. Hakk'ın rahmetinden ümit kesmeyecek. Biz ne kadar günah işlersek işleyelim, Allah'ın rahmetinin yanında hiçbir şey. Öyleyse bir hadis-i şerif var. Bakın bu hadisi okuyayım evet. da daha iyi anlamış oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ اَحَدٌ Eğer mümin Allah'ın azabını, Allah'ın yanındaki ceza yöntemlerini, cezayı bütün ayrıntılarıyla bilseydi, kullar içerisinde hiçbir insan cennete girmeyi ümit edemezdi. Evet. Azap o kadar çetin. Ama bunun tam tersine velev ya'lemul kafiru ma indallahi min errahmeti ma qanata min rahmetihi ahadun. Kafir inkarcılar da Allah'ın nezdindeki rahmeti bilselerdi hiçbir kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. O açıdan rahmetle azabı dengeleyerek diyecek ki ben ne kadar günah işlemiş olursam olayım evet. benim günahlarımı bağışlayacak bir Rabbim var. Kapısına müracaat ettiğimiz zaman, gönlümüzü açtığımız zaman bizim elimizi geri çevirmeyecek bir Rabbimiz var. Zaten hadisi kutsi de Cenab-ı Hak öyle diyor. Kulum ne kadar günah işlerse işlesin, eğer kendisi için günahlarını bağışlayacak bir Rab olduğuna inanır, elini ve gönlünü bana çevirirse, ey meleklerim şahit olun, ben bunun ümidini boşa çıkarmam, ben de onu bağışlıyorum diyor. Yeter ki bağışlanmayı istesin. Bir de mesela bunun tabi şartları var. Bir insan günah işlediğinde tevbe etmeden günahlardan pişman olması ya da Cenab-ı Hakk'ın azabından korkuyorum dediği halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaması, peygamberi seviyorum dediği halde sünnetine uymaması veya cenneti ümit ediyorum dediği halde cennete ben müştakım, arzuluyorum dediği halde çalışmaması, bunlar samimiyetsizliktir. Evet. Öyleyse bir insan hangi halde olursa olsun Cenab-ı Hakk'a yönelecek. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine kaldırılan elleri boşa çevirmez. Yeter ki inanarak evet. elini kaldırsın, inanarak ona yönelsin. Cenab-ı Hak hiçbir dua edenin duasını cevapsız bırakmaz. Hiçbir karamsar olan insanı da ümitsizliğe itmez. İslam ümit dinidir, rahmet evet. dinidir, bağış dinidir. O halde kim ne yaparsa yapsın hemen Allah'a yönelmeli. Özellikle şu üç aylarda evet. Allah'a yönelmeli, tam bir teslimiyet içerisinde, tam bir şuur içerisinde Allah'a el açtığı zaman, gönül açtığı zaman Mevlamız ona layık olduğu rahmeti lütfeder ve onu bu küfrün veyahut da isyanın girdabından kurtararak Mevlamız ona rahmetiyle muamele edeceğini evet. Kur'an-ı Mübin'inde haber veriyor. Şimdi hocam tasavvufi evet. kaynaklarda işte çok günah işleyen, o güne kadar işte İslam'ın, dininin vecibelerini yerine getiremeyen kardeşlerimiz, Müslümanlar tam tövbe ettiği zaman, nasıl tövbesi ettiği zaman o güne kadar işledikleri günahların da sevaphanesine yazıldığını müşahede etmişler. Bu konuda siz... Bu tasavvufta değil de bu hadislerde, ayetlerde de var. Kaynaklarda geçiyor hocam. Evet, orada. Tasavvuf mesela yalnız bu şartları var. Evet. Mesela Cenab-ı Hak Furkan suresinin son sayfasında öyle buyuruyor. Rahman Teala'nın razı olduğu kullarının özelliklerinden bahsediyor. Sonunda da diyor ki illa men tâbe ve âmene ve amile amelen sâliha. Evet. Fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât.
Kim işlediği günahlardan pişman olur, tevbe eder, iman eder ve imanla birlikte İslam'ı yaşarsa, işte Cenab-ı Hak onların kötülüklerini de iyiliğe dönüştürür. Bu hadis-i şerif. Ayet. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Çünkü Cenab-ı Hak çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şimdi bu ayetin manasına göre bir insan gerçekten tevbe ederse ve kul haklarını öderse, tevbenin şartlarından bir tanesi de bu. Allah'ın kendi üzerindeki haklarını öderse, mesela kılmadığı namazları var, oruçları var, zekatı var, haccı var, kurbanı var, yani benzeri haklar var. Bu hakları ödedikten sonra tam bir teslimiyetle Allah'a yönelirse, Cenab-ı Hak onun günahlarını bağışladığı gibi, günahlarını da günahlar hanesini, sevaplar hanesine dönüştürür. Yani bu bir büyük bir müjde bu. Ne büyük bir lütuf hocam. Büyük bir lütuf. Evet. Aynı zamanda bir şey daha var. Cenab-ı Hak bağışladığı zaman mesela hani diyoruz ya Gafurur Rahim. Evet. Allah Gafurur Rahim'dir. Yani çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Cenab-ı Hak mağfiret etti mi, bağışladı mı günahları gizler. Bir daha kulunun yüzüne vurmaz. Ama kul şunu bilecek. Allah'ın rahmeti bu kadar genişse o zaman her şeyi yapayım, belki bir gün gelir tövbe ederim değil. Hemen günah işler işlemez, peşine tövbe etmesi lazım. Evet. Peşinen tövbe etmesi farzdır. Günahları işleyip de tövbeyi geciktiren insanlar büyük bir zarar içerisindedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Helekel müsevvifûn. Gelecekte tövbe ederim diyenler helak oldu, yok oldu, perişan oldu diyor. Tövbe etmeden ölürse ne olur? Belki tövbe etmeden yani. Ölür. Bu açıdan ben hep diyorum, yani kim hangi günahı işlemiş olursa olsun, evvela inanıyor, inandığını söylüyor. Öyleyse, inandığını söyleyen Müslümanın, tezelden hemen tövbe edip, ya Rabbi ben sana tövbe ettim demesi, اَتَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Gerçi bu madde tövbe bahsinde gelecek ama burada bir münasebetle açıklamış olduk. Allah kullarının tövbesini kabul eder ve günahlarını da bağışlar. Yeter ki kul bağışlanacağına inansın. Yeter ki günah işlediğini anladıktan sonra zaman geçirmeden, pişman olsun, ihmal etmeden, geciktirmeden pişman olup Allah'a dönsün. Evet. Evet. Devam edelim inşallah. Bir başka madde, bu da çok önemli. El imanu bi vücubi tevekkülü alallahi azze ve celle. Allah celle celaluhu'ya dayanıp güvenmek, tevekkül. Bu çok önemli. Mesela ayet-i kerimelere baktığımız zaman birçok ayetlerde Allah'a dayanıp güvenmemiz emrediliyor. Evet. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız Allah'a dayanın, güvenin. Bir başka ayet-i kerimede وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Her kim Allah'a dayanır, güvenirse Allah ona yeter. Allah ona yeter. Ve başka ayet-i kerimeler de var. Ya da وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ancak müminler Allah'a dayanıp güvensinler. Ancak bu tevekkülü yanlış anlamamak lazım. Bu tevekkülün şartları var. Evvela kula düşen vazifeleri kul yerine getirecek. Tedbirini alacak. Mesela bir cihat hareketinden önce kafirler grubuna göre karşı bütün hazırlıklarını yapacak. Bütün teçhizatını hazırlayacak. Sonra diyecek ki ben Allah'a dayanıp güveniyorum. İnşallah burada bizi muzaffer kılacak olan Allah'tır. Bizim davasına sahip çıktığımız Rabbimizdir. Evet. O da bizi davasına talip olduğumuz için bizi muzaffer kılacak diye Allah'a güvenecek. Bu neye benziyor? Bir çiftçi önce tarlasını sürecek, tarlasını işleyecek. Zamanı geldiğinde tohumunu ekecek ve tohumu efendim yeşerecek, sulayacak, görüp gözetecek, bakımını yapacak. Sonra da diyecek ki ben Allah'a dayanıp güveniyorum. İnşallah ben buradan şu kadar mahsulat alacağım ve bunu da Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde değerlendireceğim diye Allah'a güvenecek. Hasta olan önce doktora gidecek. Evet. Sonra şifayı Allah'tan bekleyecek.
Şifada Allah'a tevekkül edecek. Ama doktora gidecek. Çok önemli hastalıklarda doktora gitmeden eğer direkt şifa beklerse o da kendine haksızlık etmiş olur. Evvela sebeplere yapışacak. Tedbirini alacak. Evet. Sonucunu Allah'a bırakacak. Böyle olursa bir mümin gerçekten bu tevekkülünün karşılığı hakikaten bunun mükafatını görür. Mesela bu tevekküle en büyük örnek İbrahim Aleyhisselam Nemrut zamanında biliyorsunuz mancınıkla evet. Ne yapılıyor? Ateşe atılıyor. Büyük bir ateş kütlesinin içerisine Cibril-i Emin İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Diyor senin bana bir ihtiyacın var mı İbrahim? Yok diyor. Sana hiçbir ihtiyacım yok. Senden bir şey istemiyorum. Peki Cenab-ı Hak'tan bir şey istemiyor musun? Rabbim benim halimi iyi biliyor. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, ne güzel vekildir. Evet. Yine Kur'an'da hasbunallahu ve ni'mel vekil. İslam mücahitleri böyle derler. Allah bize yeter, ne güzel vekildir. Ama görevlerini yaptıktan sonra. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın tevekkülü gibi tevekkül etmek lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın tevekkülü gibi tevekkül edilirse o zaman ateşler güllük gülistan olur. Musa Aleyhisselam'ın tevekkülü gibi tevekkül ederse inne ma'ya rabbi seyehdin. Hani Firavun ordusu tam bir haşmetle Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını takip etmek üzere yola çıkmışlar. Ondan sonra İsrailoğulları peşlerinden Firavun ordusunun büyük bir hışımla geldiğini görünce korktular. Musa Aleyhisselam dedi ki korkmayın. Benim Rabbim benimle beraberdir. İnşallah bize bir yol gösterecek. İbrahim Aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Müslümanlar düşmanların elbette hazırlıkları gibi hazırlık yapacak. Ama bunun hepsinin yanında diyecek ki Allah bizimle beraberdir. O bize yeter. Nemrut'un ateşini bağ bahçeye çeviren, güllük gülistanlık yapan Mevlamız zalimlerin bombalarını, füzelerini, her şeylerini bizden geri çevirmek suretiyle bizi muhafaza eder diye inanacak ama tedbirini aldıktan sonra. Yani maddi tedbirini alacak. Evet. O silah üretiyorsa Müslümanın da onun silahını bertaraf edecek bir gücü olacak. Bunun sonucunda da Allah'a dayanıp güvenecek. Bir örnek vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'de bir grup cemaat görür. Sorar onlara men entüm siz kimsiniz? Onlar da derler ki nahnu mütevekkilûn. Böyle kuru kuruya tevekkül yok. Evet. Biz Allah'a dayanıp güvenen bir toplumuz. Hazreti Ömer kızar bunlara, öfkelenir. La bel entüm müteakilûn. Hayır siz yiyici bir toplumsunuz, yiyici. Kalkın, gidin çalışın, çabalayın, ibadetlerinizi yapın, tedbirlerinizi alın, sonra da Allah'a güvenin. Bilin ki gök ne altın ne gümüş yağdırmaz. Gidin çalışın. Ve la tekûnü kellen alennâs. İnsanlara kambur olmayın, yük olmayın, yük. Böyle kuru kuruya tevekkül. Ben Allah'a güveniyorum, Allah bize rızık gönderir. Kahvelerde oyun oynayacak, Allah evet. Bana rızık gönderecek. Olmaz. Yanının üzerine yatacak, herkes çalışırken, batı büyük bir gayretle çalışırken, dünyanın teknolojisini kullanırken, Müslüman diyecek ki benim imanım bana yeter, teknolojiye de ihtiyacım yok, dünyanın aldığı tedbirleri almaya da ihtiyacım yok diyecek. Böyle tevekkül olmaz. Evvela ne yapacak? Evvela çalışacak, çabalayacak, gayret edecek. Sonra da diyecek ki benim Rabbim var, ona güvenip dayanıyorum. Feyza azemte fetevekkel alallah. Karar verdiğin zaman Allah'a dayan ve güven. Ondan sonra ya Allah de yoluna devam et. O zaman Afrin'de de muzaffer olursun. Münbiş'te de evet. Muzaffer olursun. Siyonizmin bütün güçlerine karşı da muvaffak ve muzaffer olursun. Allah senin heybetini onların kalbine bırakır korkunu. Onlar darmadağın olur, perişan olur giderler. Dünya hep böyle oldu, yine böyle olacak. Yeter ki biz olalım. Yeter ki biz olalım.
Gerçek İslam'a böyle sımsıkı sarılalım. Gücümüzü imandan, gücümüzü takvadan, gücümüzü ihsandan, gücümüzü gerçek maneviyatımızdan alalım. Allah'ın izniyle bu gücün karşısında duracak hiçbir güç yok. Biz buna inanıyoruz. Evet hocam. Evet. Şimdi hadis-i şerifte tabii birçok hadis-i şerifler de var. Bu tevekkülü anlatırken bakın yine burada çok önemli bir şey var. Diyor ki burada ve min cümleti tevekkülü tefvidul emri ileyhi azze ve celle ve thikatu bihi ma'ma kaddera lehu minet tesebbübi. Yani yine tevekkül cümlesinden değerlendirilen bir şey var. Nedir o da? Bütün işleri sebeplerini yerine getirdikten sonra, sebeplerine tutunduktan sonra ne yapmak? Efendim, işleri Allah'a ısmarlamak. Mesela bugün bunun dünyada o kadar örnekleri var ki, şu televizyon olmadan, bugünkü teknolojinin gereği, şu mikrofon olmadan, bu televizyon olmadan, bu alet edevat olmadan, siz sesinizi dünyaya nasıl duyuracaksınız? Sen diyorsun ki ben inanıyorum, benim burada konuştuğum her şeyi Cenab-ı Hak Amerika'ya da duyurur. Allah murad ederse duyurur, o başka mesele. Ama bu sebepleri madem ortaya çıkarmışlarsa, bu sebepleri bizim iyi değerlendirmemiz, bu alet edevatı hayırda kullanmamız lazım. O zaman senin sesini de, senin bütün gücünü, kuvvetini de dünya duyar. Ama bu sebeplere sarılacağız, sonra işin sonucunu Allah'a ısmarlayacağız. Yani tedbir kuldan takdir. Tedbir kuldan takdir Allah'tan. Evet. Öyleyse tedbir almak tevekküle engel değildir. Evet. Tedbir almak tevekküle engel değildir. Bakın Hazreti Ebubekir Efendimizin çok önemli bir sözü var. Bu manada ben başka yerde başka türlü görmüştüm. Burada da şöyle diyor. Dinüke li maadike. Ey Müslüman, senin dinin senin ahiretin içindir. Ahiretteki zaferin, ahiretteki başarın içindir dinini yaşaman. Ve dirhamuke li maashike. Maddi gücün de dünyan içindir. Maddi güç. Ve la hayra fimri'in bila dirhamin. Maddi gücü olmayan insanda hayır yoktur diyor. O zaman biz müminiz, öyleyse imanımız yeter bize deyip bir yerde konuşuyoruz. Bir tanesi diyor ki iman bize yeter. Ne Amerika'nın gücü bizi ilgilendirir, ne Rusya'nın. Öyle değil ki. Evet. Peki efendim bugün Rusya uçaklarının bombaladığı topraklarda sahabeler bile yatıyor. Sahabeler. Bugün Şam-ı Şerif'te o hani Guta dedikleri yer var ya Guta. Buralar çok mübarek beldeler. Oralara tonlarca bombalar yağdırıyorlar. Suriye'nin her tarafı şehitlerle dolu. Ya da efendim sahabelerle dolu. Peki böyle bir yere Rusya bomba yağdırıyor. Cenab-ı Hak dilerse o bombaları geri püskürtür. Ama biz bunun tedbirini almazsak, biz gerçekten ekonomik yönden güçlü olmazsak, kafirin ürettiği silahın bertaraf edilmesi için silah üretmezsek, tedbir almazsak, bizim mücerret imanımız bizi bu zulümden kurtaramaz. Şimdi, İman zaten o çalışmayı evet. gerektiriyor. Ha? Hocam şimdi bir de bize yıllarca şöyle bir Müslüman profili, Müslüman örneği ya da modeli çizdiler. Yani gösterdiler bize bilinçli olarak. Şimdi Müslüman kendi halinde kompleksli, işte bir lokma bir hırka. Yeter. Evet, kuru ekmeğe muhtaç, fakir, pejmurde kılıklı, teknolojinin hiçbir şeylerine... Hep idare edilen. Evet. Birilerinin, bask altında bulundurulan. Birilerinin güdümü altında olan, ne derlerse yapan. Yani böyle bir Müslüman profili bize çizdiler hocam. Yani sürekli aşağılık kompleksi içerisinde kendi kendini evet. yönetemeyen, yönlendiremeyen böyle aciz. Halbuki Müslüman böyle mi olur hocam? Halbuki Cenab-ı Hak ilk insan Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne gönderdiği zaman ne için gönderiyor? İnni ca'iluke fil ardı halife. Ey Adem seni yeryüzünde halife kılacağım. İdareci, organizatör. Ya Davudu inna ceallake halifeten fil ard. Ey Davud peygamber. Seni yeryüzünde halife kıldık. Öyleyse peygamberler yeryüzünün halifeleridir. Evet. İdareciler yeryüzünün halifeleridirler. Müminler yeryüzünün sevk ve idaresini
ellerinde tutması gereken güç kaynağıdır. Ama Müslümanlar bu güç kaynağını bilmeyip de kendi görevlerini ihmal edip bu idare, bu otorite gücünü zalimlere teslim ederlerse o zaman ezilmeye mahkum olur. Evet. O zaman zillete duçar olmuş olur. Bu açıdan biz diyoruz ki yeryüzü Allah'ındır, gökyüzü Allah'ındır. İnnel arda lillah yerithuha ibadiyas salihun. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Yeryüzü, gökyüzü, kainat Allah'ındır. Oraya ancak Allah'ın salih kulları sahip olacak. Ama bugün yeryüzünün mirası Müslümanların elinde değil. Bakın Kabe bizde, Medine bizde, Müslümanlarda, İstanbul bizde, Şam-ı Şerif bizde sözde, evet. Kudüs bizde sözde. Ama idare bizde değil dünyanın idaresi. Dünyanın idaresi Müslümanların olursa Müslümanlar gerçekten tevekkül etmiş olurlar. Müslümanların elinde olursa, idare Müslümanların elinde olursa zalimler zulme cüret edemezler. İdare Müslümanların elinde olursa değil Müslümanlar, Müslüman olmayanların da hukukuna riayet edilir. Bugün dünya idaresi zalimlerin elinde olduğu için, evet, yıllardan beri zalimlerin hakimiyeti altında dünya inim inim inliyor. Burada Müslümanların durum sistemi. Müslümanların da şuurlu olması gerekmiyor mu? Tabii ki şuurlu olacak, birlik olacak, evet, kardeş olacak. Biz sadece dua ile yetiniyoruz. Evet. Bu duanın asıl önemli olan fiili yönü de ümmetin hem maddi hem manevi yönden güçlü olması. Bakın Hazreti Ebubekir Efendimiz'in sözünden bir şey daha anlıyoruz. Evet. Bir zaman gelecek ki siz dininizi ancak dünyanızdaki gücünüzle koruyacaksınız. Dünyada ne kadar güçlü olursanız dinde o kadar güçlü olursunuz. O kadar söz sahibi olursunuz. Dünyada güçlü olamazsanız, şimdi mesela Kudüs Şerif'te Siyonist askerler Müslümanları istedikleri gibi engelleyebiliyorlar. İsterlerse Mescid-i Aksa'dan engelliyorlar. İsterlerse efendim rahat ibadet yapmalarını istemiyorlarsa engelliyorlar. Evet. Niye? Güç ellerinde. Dipçik ellerinde. Müslüman da ancak buna çok cılız mukavemet gösteriyor. Şimdi önceden hocam kılıçla, kalkanla, işte bedeni güçle, at sırtında göğüs göğüse mücadele yapılıyordu savaş meydanlarında. Şimdi savaşlar da değişti. Yani teknoloji o kadar değişti ki uydu sistemleriyle, füzelerle, karadan karaya füzelerle artık savaşılıyor. Hocam psikolojik savaş var, işte soğuk savaş dediğimiz yöntem var. O kadar çok yöntem değişti ki. Bu savaşların hepsinin en önemlisi Müslümanlara karşı önce imani savaşı başlattılar. Evet. Kültürel savaşı başlattılar. Medeniyetlerinden, asıl medeniyetlerinden Müslümanları uzaklaştırma savaşı başlattılar. Sonra da fiili işgallere başladılar. Evet. Yani bu işgalci güçler var ya, Siyonist güçler, onların yandaşları, batılı ve batıl güçler, bunlar sadece fiziki işgallerle yetinmiyorlar. Beyinleri işgal ediyorlar. Evet. Bedenleri işgal ediyorlar. Örf ve adetlerimizden bizi uzaklaştırarak, milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırarak ve bizi kendi özümüzden, kendi tarihimizden uzaklaştırarak bizi böyle pecmurta bir topluluk, hı hı, perişan bir topluluk, birbirine düşman topluluk haline getiriyorlar. Biz birbirimizle uğraşırken, evet, onlar işi götürüyorlar. Önce zihni işgal, sonra da zihni işgal var, imani, evet, işgal var, kültürel işgal var, eğitimsel işgal var. Evet. Bütün bu işgallerden sonra fiziki işgaller var. Evet. Bundan kurtulmanın yolu yeniden ümmet birliği, yeniden şuur, evet, yeniden İslam medeniyetini tekrar hayata hakim kılma. İslam medeniyeti maalesef bugün unutturuldu. Medeniyet olmayan sistemler Müslümanlara medeniyet diye yutturuldu. Halen de yutturuluyor. Maskeler değişti. Ambalajlar değişti. Evet. Medeniyet mimi kaldırdığınız zaman deniyet, alçaklıklar medeniyetin yerine konuldu. Medeniyetlerin üstü örtüldü. Asıl medeniyet unutturuldu. Şimdi hocam burada bir diğer konu da Müslümanların birbirlerine sahip çıkması ve birbirlerini tüm
farklılıklarına rağmen kabul etmesi değil mi? Mesela evet. Biz Müslümanlar olarak birbirimizin sürekli şu anda açığını kolluyor gibiyiz. Yani biri bir yerde hata yapacak da diğer bir Müslüman onun hatasını işte yakalayacak ve onu eleştirecek. Yani Müslümanca yaşayış, Müslümanca anlayış böyle mi olmalı? Yani birbirimizin hatasını, yanlışını, eksikliğini kapatıp onu doğru bir şekilde yönlendirmek mi? Yoksa açığını evet. Yakalayıp onu daha da yerin dibine batırıp onu tasfiye etmek mi? Maalesef. Mesela bugün ülke içerisinde de, ülke dışında da eğer bir takım insanlar insanları şerden kurtarmak istiyorsa, yanlışlarını düzeltmek istiyorsa evet. Aynı ülkenin diğer kesim insanları da bu konuda onlara yardımcı olmalılar. Yani kötülükleri kaldırmada birbirlerine destek olmalılar. Evet. Hayırda birbirlerine destek olmalılar. Hani Cenab-ı Hak Kur'an'da bir sistem koymuş. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilik, hayır, topluma menfaat olan, fayda veren şeylerde yardımlaşın. Düşmanlık, fitne, fesat, terör, zalimlik üzerinde efendim yardımlaşmayın. Evet. Şimdi bugün bir gazeteden bir yazı okudum. Çok dikkat çekici bir şey. Bir tespit yapılmış. Diyor ki Müslüman toplumları bir takım böyle haksız yöntemlerle idare eden, indiren askere kahraman Türk ordusu diye taltif edenler. Evet. Afrin'i fetheden bir yerde oradaki terörizmi, oradaki terörizm var ya, sadece bugün PKK'nın devamı olan terörist değil. Onlar görünen yüzü hocam. Arkasında burada emperyalist güçler evet. Var. Evet. Siyonist güçler var. Batı güçleri var. Yani orası çok kamufleli bir yer. Ondan sadece maşa. Aynen maşa. Aynen evet. Öyle maşa. Orada diyor Afrin'e giren askere yalın bir ifadeyle asker Afrin'i kuşattı. Askerimiz Afrin'i kuşattı. Asker Afrin'de. Asker Afrin'de. Evet. Kimin askeri? Niye esas kahraman denmesi gereken yer burası evet. İşte. Bu sözü söyleyen siz kimsiniz? Bir de onu sormak evet. Lazım yani. O zaman demek ki hayırda yardımlaşmak, toplum hayrına, evet. Toplum yararına olan şeyde destek vermek, toplumu perişan eden, gençliği ahlaki değerlerinden uzaklaştıran, toplumu ayrıştıran, evet. Toplumun her kesimine zarar veren şeylerde de gerçekten kötülüklerden vazgeçme konusunda da yine efendim hayır tarafını tercih etmek, doğru tarafını tercih etmek, doğrunun yanında olmak, İslam'ın yanında olmak, İslah'ın yanında olmak gerekiyor. İşte esas Müslümanların çıkmazları bu. Evet. Devam edelim hocam. Peki bir diğer husus. El imanu bi vücubi hubbin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok önemli. İmanı olgunlaştıran imanın şubelerinden yani bir tanesi de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek. Evet. Sevmenin gerekli oluşu. Şimdi tabii biz peygamberimizi nasıl seveceğiz? Bunları biraz açıklamak istiyorum. Evet. Allah'ı sevmek Celle Celaluhu ne anlama geliyor? Rabbimiz bütün nimetlerin sahibi. Yaratan, yaşatan. Peki o zaman Allah'ı sevmenin manası emirlerine tutunmak, yasaklarından kaçınmak, kul olmak, onu zikretmek, yad etmek, nimetlerine şükretmek, ona gerçekten gönül vermek, iman etmek, peygamberi sevmenin anlamı ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim her şeyden önce mürşidimiz. Bu yönüyle seveceğiz. Mürşid derken hocam? Yani bize doğru yolu gösteren, yaratılışımız noktasında bize evet. Hedef gösteren, nasıl dünya ve ahiret mutluluğunu elde edeceğimizi bize öğreten. Çünkü peygamberimiz öyle buyuruyor. İnnemâ bu'ithtü muallima. Bir rehber. Ben öğretmen olarak gönderildim diyor. Öğretici, baş öğretmen peygamberimizdir. Evet. Baş öğretmeni bir defa tanımak lazım. Onun öğretileri, onun ilkeleri, onun metotları uygulandığı zaman tarihte öyle güçlü devletler oluşturulmuş, öyle fetih kapılar açılmış, öyle dünya insanlığına saadet getirilmiş ki yani bugün halen bunları anlatıyoruz. Evet. Bunlar anlatılıyor. Biz çok teferruatına da inmeden anlatıyoruz.
Öyleyse Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin anlamı şu. La yu'minu ehadukum hatta ekune ehabbe ileyhi min veledihi ve validihi ve nasi ecma'in. Sizden biriniz ben kendisine, Peygamberimiz öyle buyuruyor. Çocuğundan, babasından, anasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamazsınız. Peki Peygamberi çocuğumuzdan, kendi nefsimizden, ana babamızdan, bütün insanlardan daha çok sevmenin belirtisi nedir? La yu'minu ehadukum hatta yekune hevahu teba'an lima ci'tü bih. Sizden biriniz arzu ve isteklerini benim getirdiğim İslam'a uydurmadıkça gerçek manada mümin olamaz. Peki Peygamberimiz bize ne bıraktı? Nasıl seveceğiz? Nasıl ispatlayacağız sevgimizi? Peygamberimizi hangi noktada seveceğiz? Evet. Cömertlik noktasında seveceğiz. Tevazu noktasında seveceğiz. Adalet noktasında seveceğiz. Kainata merhamet noktasında, kainat deyince tabiata da merhameti var Peygamberimizin. Canlılara da merhameti var. İnsanlara da merhameti var. Her konuda Peygamberimizin infakı konusunda Peygamberimizi seveceğiz. Merhameti konusunda seveceğiz, seveceğiz. Ama en çok Peygamberimizin bize liderlik noktasında seveceğimiz yönü devlet sistemini kurmuş, devlet sistemini. Dünyada ilk İslam devleti örneğini oluşturmuş. Ondan sonra gelen sahabeler, Hulefai Raşidin o devlet yapısını daha geniş çapta yeryüzünde hakim kılmış. Birçok fetihler elde edilmiş. Evvela Peygamberimiz bir devlet başkanı. Devlet başkanı sıfatıyla Peygamberimizi sevmemiz lazım. Nasıl bir devlet kurdu da nasıl, yani bir kabile devletini, evet, ya da bir Medine site devletini öyle diyelim, nasıl kainat devleti yaptı? Buna bakacağız. Yani Peygamberimiz zaten Medine'de kurdu bu devleti. Medine'de kurduğu zaman belli şehirler Peygamberimizin idaresinde, nasıl böyle bir site devletini, kainat devleti yaptı? Buna bakacağız. Peygamberimiz hukuki noktada hangi adalet sistemiyle hükmetti ki o adalet karşısında gayrimüslimler de İslam'a girmek zorunda kaldılar? Peygamberimiz hangi merhamet parolası ile, evet, hareket etti ki bütün insanlar Müslümanların bu merhameti karşısında hayranlık duyarak İslam'la şereflendi? Hangi infak esasıyla Peygamberimiz hareket etti ki, yani değil Müslümanları, Müslüman olmayanların da ihtiyaçlarını karşılayarak Hristiyan'ın, Yahudi'nin İslam'la tanışmalarına sebep oldu? Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın biz aile yapısını, biz toplum yapısını, komşularla olan ilişkisini, hukuki hayatını, evet, medeniyet hayatını karar verme yönündeki ilkelerini ve en önemlisi devletin hangi temeller üzerine kurulduğu esası üzerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı iyi tanıyıp, o zaman madem Peygamberimiz saadet dönemini yaşattıysa bu ümmete, asr-ı saadet, evet, diyoruz bakın, hiç Peygamberimizden sonrasına asr-ı saadet denmemiş. Saadet dönemi, yani mutluluk dönemi, ümmetin saadeti. Nasıl saadet dönemini yaşamış? İşte bunun sırlarına bir inmek lazım. Evet. Nasıl olmuş bu? Yani Arap Yarımadası'ndan İslam ta Afrika'nın uç köşelerine kadar ulaşmış. Doğu Türkistan, Azerbaycan, yani Peygamberimizin kurduğu devlet sayesinde İran, Kudüs, Mısır, Anadolu, evet, her tarafa İslam yayılmış. Evvela bizim Peygamberimizi sevmemizin yolu, Peygamberimizin bize bıraktığı emanetleri muhafaza etmekle. Bu emanetler başta Kur'an, evet, sonra sünnet. Canım sünnet deyince hemen ilk ahla gelen namaz sünnetleri. Ya da kuşluk namazı kılacaksın, evvabin namazı kılacaksın, iki rekat teheccüd namazı kılacaksın. Bu değil ki. Sünnet deyince sadece umre yapmak değil ki. Peygamberimizin hayatının bütünü. Öyleyse
Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek imanımızı güçlendirir. Evet. Bakın. Hocam isterseniz bir ara vereceğiz. Yönetmenim de işaret etti. Müsaadenizle. Bir araya gidelim. Bundan sonra bu konuyla ilgili benim de sorularım olacak. Evet. Biraz daha açalım bu konuyu. Çok önemli bir konu çünkü. Şimdi müsaade ederseniz bir araya gidelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli seyirciler, şimdi bir ara vereceğiz. Aranlardan tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Tekrar birlikte sevgili seyirciler, programımız devam ediyor ve canlı yayında emekli Müftü Ahmet Akgül hocamızla birlikte imanın şubeleri konusunu konuşuyoruz. Ve hocam peygamber sevgisiyle ilgili maddeye gelmiştik. Orada bir sorum olacak müsaadenizle. İnşallah siz de oradan devam edersiniz konunuza. Şimdi bu sevgiyle alakalı günümüzde bazı tartışmalar var. Yani hem peygamber sevgisi noktasında hem de peygamber sevgisinin devamı olan, yani peygamberlerin varisleri olan, işte Mürşid-i Kamil dediğimiz, Allah dostları dediğimiz alimler, ariflerin birbirlerine olan muhabbetleri farklı şekilde değerlendiriliyor. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Ebu Bekir Efendimiz'in birbirlerine olan sevgisi, muhabbeti, yani çok farklı bir sevgi, muhabbet. Öte tarafta bakıyoruz şimdi tasavvuf aleminde, işte Hacı Bayram-ı Veli ile Akşemseddin Hazretleri'nin birbirlerine olan sevgisi var. Diğer işte Şems-i Tebrizi ile Mevlana Hazretleri'nin birbirlerine olan sevgi ve muhabbetleri var. Yani bunları biz nasıl değerlendirmeliyiz? Hocam bu sevgiyi, bu muhabbeti nasıl görmeliyiz? Çünkü farklı değerlendirenler var. Bu konuyu da inşallah bu konu içerisinde değerlendirirseniz sevinirim hocam. Evet inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii peygamber sevgisi peygamberi sevenleri de sevmeyi gerektirir. Evet. Peygamber sevgisi, peygamberin ehli beytini, soyundan gelenleri sevmeyi de gerektirir. Peygamber sevgisi, İslam'ı yaşayanları sevmeyi de gerektirir. Yani Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, Mürşid-i Kamillerin evet. veya ilim irfan ehlinin Allah için birbirini sevmesinden daha tabii bir şey var mı? Onları birbirine bağlayan, kenetleyen ve birbirlerine gerçek sımsıkı tutunduran manevi bağlar var. Ya burada, İman bağı. Buradaki sevgiyi hocam az önce ifade ettiniz. Allah için sevebilmek. Tabi. Mesela bir hadisi kutsi var. Evet. Mevlamız buyuruyor. Vecebet muhabbeti. Benim sevgim vacip oldu diyor. Yani gerekli oldu. Kime? Kimi sevmem? Lil mütecalisine fiyye. Benim rızam için bir araya gelip oturanlara. Vel mütehabbine fiyye. Benim rızam için birbirlerini sevenlere. Vel mütezavirine fiyye. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere. Bir madde daha vardı. Benim için birbirlerine kardeşlik yapanlara. Benim sevgim vacip oldu diyor. Yani Allah sevgisi peygamberi sevmeyi gerektiriyor. Peygamberi sevmek Allah'ı sevmeyi gerektiriyor. Bunlar birbirlerinin bizim eski tabirle lazım belzum ilişkisi var. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
De ki Habibim, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Evet. Ve günahlarınızı bağışlasın. Devamındaki ayette kul atiyullah ve rasul, de ki Habibim Allah'a ve peygambere itaat edin. Sevgi bu. Fe in tevellev, eğer onlar Allah'a ve peygambere itaattan yüz çevirirlerse fe innallaha la yuhibbul kafirin. Allah inkarcıları sevmez. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Sahabe-i kirama konuşurken bir soru soruyor. Diyor ki, metessa'a ya Resulallah. Kıyamet ne zaman ya Resulallah? Peygamberimiz hiç cevap vermiyor. Orada bulunanlar diyorlar ki, herhalde sorulan soruyu Peygamberimiz hoşlanmadı da, evet, onun için cevap vermedi. Ya da duymadı da, onun için cevap vermedi diyenler var. Sohbet bir yere geliyor. Sonra Peygamberimiz buyuruyor ki, biraz önce kıyamet ne zaman kopacak diyen, soran birisi vardı. Kim o? Sahabenli kalıyor. Benim ya Resulallah. Peki, فَمَا عَدَتَّ لَهَا, o kıyamet için ne hazırladın diye soruyor Peygamberimiz. O da diyor ki, قَالَ اِنِّي اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ, ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. Allah ve Resulü'nü sevme sermayesi var. Başka sermayem yok. Belki ibadetlerde noksanlarım var. Ama Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorum. Evet. O zaman Peygamberimiz buyuruyor ki, اَنْتَ مَعَمَنْ اَحَبَّكْ اَحَبَّ, sen sevdiğinle berabersin. Sen sevdiğinle berabersin. Çok önemli bir ifade. Ya da اَلْمَرْءُ يُخْشَرُ مَعَمَنْ اَحَبَّ, kişi sevdiğiyle beraber haşredilecek. Bu açıdan zaten iman ortaklığı, kıble ortaklığı, aynı Rabbe kul olma, aynı peygambere ümmet olma, aynı Kur'an hizmetinde ortak olma, bütün bunlar Müslümanlar arasında, özellikle o seçkin insanlar arasında bu manevi bağı güçlendiriyor. Bu ilahi aşk dediğimiz şey. İlahi aşk oraya yansıyor. Evet. Yani kullar Allah için birbirini seviyor. Dolayısıyla burada Allah'ı, peygamberi sevmek. Peygamberin mesela peygamber sevilmezse ya da başka sevgiler peygambere tercih edilirse, mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz'i söylediniz. Hazreti, evet, Ebubekir Efendimiz'in peygamberimizi tabi peygamber olarak seviyor. Peygamberimizi peygamber olarak seviyor. Peygamber olarak koruyor. Peygamber olarak kolluyor. Peygamber olarak destek oluyor. Çünkü peygamberimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor davasında. Ta İslam'la tanışmasından peygamberimiz dünyasını değişinceye kadar hep yanında. Ve burada da her şeyini feda ediyor. Özellikle de hicret yolunda. Evet. Herkesin Mekke'yi terk edip gittikten sonra Mekke'de kalıp peygamberimizin hicretini bekleyen, zor ve çileli günlerde peygamberle beraber olan, gerekirse canıyla bu bedeli ödemeye razı olan bir Ebu Bekir Sıddık var radıyallahu anh. Öyle bir sadakat örneği, öyle bir vefa örneği ki, yani hicret yolunda bile o mağaraya sığındıklarında önce mağaraya giriyor, sevgiye bakın, orayı temizliyor, buyur ya Resulallah diyor. Sonra müşrikler gelip de mağaranın etrafında gezerlerken, ya Resulallah işte geldiler, eğilip baksalar bizi görecekler dediği zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, la tahzen innallaha ma'ana, üzülme, Allah bizimle beraberdir. Endişe etme, tereddüt etme ve tasalanma. Allah bizimle beraber dediği zaman, ya Resulallah ben kendi nefsim için tasalanmıyorum. Kendi nefsim için üzülmüyorum. Size bir şey olmasından korkuyorum. Size bir zarar gelmesinden, size bir zarar getirmelerinden korkuyorum. Evet. Böylece ne yapıyor? Hazreti Ebubekir Efendimiz oradaki beraberliğini perçinlemiş oluyor. Evet. Sadakatini perçinlemiş oluyor. Yani tabiri caizse namlunun ağzına kendini koyuyor. Peygambere kol kanat geliyor. Siper oluyor. Onun için bu sevgiler imandan geliyor. Bunu bu şekilde değerlendireceğiz. Evet hocam, bir hatırlatma yapayım. Yönetmenimden de rica ediyorum. Telefon numarasını da ekranlara yansıtırsa soru sormak isteyen izleyicilerimiz inşallah bizi arayabilirler.
Telefon numaramız da 0346 225 30 11. Bu numaradan değerli izleyicilerimiz bize ulaşabilir. Hocam bu konuda yine tartışılan bir konu da yani peygamber sevgisiyle alakalı. Şimdi günümüzde bir görüş ifade edenler var. Yani Allah-u Teala'nın sevgisiyle peygamberin sevgisini farklı anlıyorlar, farklı yorumluyorlar kendilerine göre. Haşa Allah-u Teala ile Peygamber Efendimiz'i yan yana getiriyorlar ve bir tercih yapılmasını istiyorlar bizde. Yani diyorlar ki işte peygambere siz bir uluhiyet yüklüyorsunuz. Yok. Yani bu sevgiyi, bu muhabbeti, bu ilahi aşkı böyle mi değerlendirmek gerekiyor hocam? Yok. Şimdi Kur'an'da tabi bunu Arapça bilenler, Arapçayı iyi bilenler bilirler. Evet. Cenab-ı Hak sadece Allah'a itaat edin demiyor. Ati'ullah ve ati'urrasul. Ati'ullah ve rasul. Farklı lafızlar var. Evet. Allah'a itaat edin ve peygambere. Peygambere itaat müstakil bir itaat. Allah'a itaat müstakil bir ibadet. İtaat. Evet. Onun için birbirinin aynı değil. Bu açıdan peygambere itaat, peygambere olarak itaat. Peki peygamberin neyine itaat edeceğiz? Biraz sonra bir madde söyleyeceğiz ama peygamberin getirdiklerini hayatımıza hakim kılma noktasında itaat edeceğiz. Peki peygamberimiz kimin adına bunları söylüyor? Kimin adına söylüyor? Allah adına söylüyor. Allah adına söylüyor. O zaman peygamberimiz Allah'a itaata çağırıyor. Allah da peygambere itaatı emrediyor. Allah Celle Celaluhu peygambere itaatı, peygamber de kendine itaatla beraber Allah'a itaatı tavsiye ediyor. Mesela şöyle bir hadis-i şerif var. Çok anlamlı olduğu için söyleyeceğim. Evet. Men ehabbellâhe ehabbel Kur'an. Kim Allah'ı severse Kur'an'ı sevmiş olur. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı. Bunda şüphe var mı? Evet. Yok. Şimdi buradan bir yere geleceğiz. Peki ve men ehabbel Kur'an'ı ehabbeni. Peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an'ı seven de beni sevmiş olur. Kur'an'ı seven de beni sevmiş olur. O zaman peygamberi Kur'an'dan ayırmak mümkün değil. Çünkü Kur'an'ı bize ulaştıran peygamberimiz. Evet. Kur'an'ı bize ulaştıran sahabe-i kiram. Daha devamında ve men ehabbeni ehabbe sahabi. Beni seven benim sahabelerimi sevmiş olur. Sahabe deyince peygamberimizin etrafındaki Müslümanlar. Ve karabeti ve aynı zamanda benim yakınlarımı sevmiş olur. Ehl-i beytimi. Öyleyse peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek sahabeyi sevmeyi gerektirir. Sahabenin yanında peygamberimizin itret dediği ve ehl-i itreti dediği ehl-i beytimi sevmeyi size emanet bıraktım diyor. Bunu gerektirir. Bunlar hep birbirinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Evet. Evet. Bu açıdan peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek Kur'an'ı sevmeye, Kur'an'ı sevmek Allah'ı sevmeye götürüyor. Bunu sadece ben Allah'ı seviyorum diyor. Dolayısıyla Kur'an'ı seviyorum diyor. Kur'an'ı seven peygamber de sevecek. Peygamber nasıl sevecek? Şimdi bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve meq'adehu minen nar. Ya da başka bir hadiste la tekzibu aleyye fe inne men kezebe aleyye fel yetebevve meq'adehu minen nar. Bana yalan nispet etmeyin. Evet. Kim bana yalan nispet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu hadis mütevatir hadistir. Ne demek bunun manası? Sahabe-i kiramdan belki 50-100 kişinin bir anda peygamberimizden duyduğu yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan bir kalabalık tarafından bize iletilen bir hadis-i şerif. Evet. Peki peygambere yalan nispet etmek peygambere iftira olur mu? Olur. Peygambere hadis uydurmak iftira olur mu? Yani söylemediği halde peygamber olur. Öyleyse hadis uydurmak ne kadar cinayetse, yalansa söylediği hadisi kabul etmemek de o kadar peygambere düşmanlıktır ve saygısızlıktır. Yani peygamberin söylediği kesin olan ve nas sayılabilen, delil sayılabilen ve bize sahabe ağzıyla
ulaştırılan hadisleri reddetmekte hadis uydurmak kadar büyük bir zulümdür. Hadis uydurmayla söylenen hadisleri, gerçek hadisleri reddetmenin arasında bir fark yok. Biri uydurarak yalan nispet ediyor, birisi evet, var olanı inkar ederek ne yapmış oluyor? Reddetmiş oluyor. Evet hocam. Onun için peygamber sevgisini iyi anlamak lazım. Evet. Devam edelim hocam. Evet. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin bir başka yolu ona saygı göstermektir. Saygı, saygı. El imanu bi vücubi tazimin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber olarak saygı göstermek. Hani peygamberimiz sahabeye diyor, ümmetine diyor ki, beni sevgide ileri gitmeyin. Yani Hristiyanların İsa aleyhisselamı sevdiği gibi sevmeyin. Onlar peygamberi götürüyorlar, götürüyorlar, uluhiyet derecesine çıkarıyorlar. Evet. Ben bir beşerim, bir insanım, bir peygamberim. Bana Allah tarafından vahiyler yapılıyor. Beni peygamber olarak sevin. Allah'ın kulu, Habibi olarak sevin. Dolayısıyla beni sevdiğiniz zaman sahabelerimi de sevmiş olursunuz. Ehl-i Beyt'imi de sevmiş olursunuz. Ehl-i Beyt'ini de sevmek. E şimdi biz peygamberimizi peygamber olarak ne kadar sevsek yerindedir, layıktır ve anamız, babamız, canımız, her şeyimiz ona feda olsun. Evet. Ama peygamber olarak sevmek. Biz zaten Hristiyanlar gibi haşa peygamberimize yani ilah demiyoruz ki, biz onu uluhiyet derecesine çıkarmıyoruz ki. O zaman biz diyoruz ki peygamber olarak, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a tazim göstermek, bunu ayeti kerimelerle, hadis-i şeriflerle biraz daha izah etmek lazım. Mesela Fetih suresinin baş tarafında birinci sayfasının son iki ayeti var. Fetih suresinin. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İnne arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira. Biz seni bütün ümmetlere, hem kendi ümmetine, evet, hem daha önceki ümmetlere şahit olarak gönderdik. Müjdeleyici ve aynı zamanda uyarıcı olarak gönderdik. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Niçin? Ümmetin Allah'a iman etmeleri, Resulüne iman etmeleri ya da etmeniz için, وَتُعَزِّرُوهُ peygambere yardım etmeniz için, وَتُوَقِّرُوهُ peygambere saygı göstermeniz için, saygı, وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا, sabah, akşam Allah'ı tesbih etmeniz için, size her ümmete şahit olan, müminleri Allah'ın rahmetiyle müjdeleyen, inanmayanları Allah'ın azabıyla uyaran bir peygamberi gönderdik diyor. Evet hocam, bir telefonumuz varmış, hattımızda bir izleyicimiz var. Ahmet Akın Tekirdağ'dan bizi arıyor. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar Ercan Bey. Evet, içeri ses alabilirsek arkadaşlar. Alo. Alo. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Ha, hocam da selamun aleyküm diyeyim. Ve aleyküm selam. Buyurun. Hocamın ellerinden öperim, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam şey dedi de, bu hadislerle ilgili, kusura bakmayın, gerçi konu bu değildir. Ben Hazreti İsa ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş mi acaba? Hani derler dünyanın sonunda gelecektir, bilmem teccal gelecektir. Madem ki Hazreti İsa ölmemişse, hani kulli nefsin zayikatul mevt diye bir ayet-i kerime vardır. Bu da sanki bana, ben bu konuda fazla bilgili değilim de bazı şeylerden bakıyorum, bazı kaynaklara, var sanki Hristiyanların İslam'ın içine koyduğu bir nifak gibime geliyor. Hocam bu konuyu aydınlatsa çok sevinirim ya. Yani. Evet hocam, anladınız. Peki, peki efendim, başka soru var mı? Yok, sağ olun, Allah razı olsun, Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Acaba sahih hadislerde böyle bir şey var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de veya öyle bir ayete ben rastlamadım. Kendim ben okuyorum bazen ama. Peki. Hocam cevap peki verecek bu soruya. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Haydi hocam. Önlerine öperim. Allah razı olsun. Tekrar. Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii bugün çok tartışılan konulardan bir tanesi de İsa Aleyhisselam'ın geleceği konusu. Bir de Mehdi konusu. Bunlar yıllardan beri istismara açık konular. Evet.
İşte yalancı İsa'lar türemiş, yalancı Mesihler gelmiş, yalancı Mehdi'ler türemiş, halen bugün ben Mehdi'yim diyen sersemler var. Evet. Biz bunlara inanmıyoruz. Ancak yani birçok demeyelim de bazı hocalar da, tabii bu hocalar önemli, işte çeşitli üniversitelerde bilhassa ilahiyatta hoca olanlardan bazıları da diyorlar ki İsa öldü, daha gelmeyecek, öyle bir şey yok. Kur'an'dan da buna hiçbir işaret yok diyorlar. Evet. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir heyet tarafından yaptıkları bir mal var. Açıklamalı mal. İşte hepimizin elinde de var o mallerden ve Türkiye'nin her tarafında var. Orada şimdi şu ayeti kerime, bu mal Diyanet'in mali ama evet. Ancak o açıklamalı malden değil. Düz mal. Şimdi Zuhruf suresi 61. ayet kerime. Bunu kabul etmeyenler var ama o malde aynısını söylüyor. Bakın Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve innehu le'ilmun lissaati fela temterunne biha vettebi'un hâzâ sırâtun müstakîm. Tabi bundan önce İsa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Evet. İsa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Ve burada deniliyor ki ve innehu, oradaki hu zamiri İslam alimlerinin tefsirine göre ve inne nüzule İsa Aleyhisselam demek. Evet. İsa Aleyhisselam'ın inmesi le ilmül lissaati, kıyametin geleceğinin alametlerindendir. Öyleyse fela temterunne biha, bunda kesinlikle şek ve şüphe etmeyin. Vettebi'un, bir de bana tabi olun. Hâdâ sırâtun müstakîm, efendim işte dosdoğru yol budur. Malinde ne demiş? Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Ama o, orada İsa filan demiyor. Evet. Burada açıklamalı malde diyor ki buradaki ve innehu le'ilmün ayeti kerimesi İsa'nın ineceğini delalet eder. Şimdi size yine Nisa suresinden birkaç ayet okuyacağım. Bu ayeti kerimelerde de yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o açıklamalı maalinde yazıyor. Şimdi burada ayetler tabii peş peşine geliyor. Bu ayetleri kısaca anlatacağım ki bu kardeşimizin evet. kafasındaki sorular gitsin. Burada diyor ki ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa ibn Meryem. İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesi konusunda o Yahudilerin şu sözleri: biz Meryem oğlu, Allah'a Resul olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri. Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri. Evet. Bunu gizliyorlar ama Allah Kur'an'da diyor ki Yahudiler böyle iddia ediyorlar. Diyorlar ki biz Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri. Ve ma kateluhu, Allah buyuruyor. Onu öldüremediler. Ve ma salebuhu, onu asamadılar, çarmıha giremediler. Velakin şübbihe lehum, lakin onlar için bu mesele benzetildi. Yani İsa diye birisi İsa Aleyhisselam'a benzetildi. İsa diye onu öldürdüler. Ve innellezine ihtelefu fihi, İsa Aleyhisselam'ın öldürülüp öldürülmemesinde farklı görüşlere sahip olanlar, ihtilaf edenler, lefi şekkin min, İsa Aleyhisselam hakkında tam bir belirsizlik ve şüphe içerisindedirler. Mâ lehum bihi min ilmin illet tiba'azzan. Evet. Onlar için bu konuda zandan başka ellerinde kesin bir bilgi yoktur. Zan nedir? Bir kısmı diyor ki öldürdük, bir kısmı diyor öldürdüysek efendim bizim arkadaşlarımız şu kadardı ya da onun öldürmek için giren arkadaşlar şu kadardı, onlardan bir tanesindir de böyle öldürüldü, öldürülmedi. Aralarında ihtilaf var. Bizzat Kur'an bu. Evet. Efendim hangi ayetler bu? Efendim Nisa suresi 156'dan başlayan aşağı doğru devam eden ayetler. Ve ma kateluhu yakina. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kesinlikle onu öldüremediler. Ama Hristiyanlara baktığınız zaman
İsa öldürüldü. 3 gün sonra veya 40 gün sonra diriltildi. Göğe kaldırıldı. Ama Müslümanlara göre, Kur'an ifadesine göre ne öldürebildiler, ne asabildiler, çarmıha gelebildiler. Kesinlikle onu öldüremediler. Ber rafa'ahullahu ileyhi. Tam tersine Allah Celle Celaluhu efendim onu kendi murad ettiği yere yükseltti. Ne yaptı? Bu hususta hiç bilgileri yok ya. Evet. Sadece zanna uydular. Fakat Allah Celle Celaluhu onu kendine yükseltmiştir. Kendine derken Cenab-ı Hakk'ın bir mekanı yok ya. Murad ettiği yere yükseltmiştir. Peki ve kânallahu azizen hakîmâ. Allah Celle Celaluhu çok güçlüdür ve hakimdir. Her şeyi yerli yerince yaratır ve yapar. Devamındaki ayete bakın. Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi kable mevti. Ehli kitaptan hiçbir kimse yok ki İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce iman etmemiş olsunlar. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce iman edecekler. Şimdi müfessirlerin çoğu diyorlar ki mahşerden önce, kıyametten önce İsa Aleyhisselam yeryüzüne geldiği zaman, tabi bunu hadisler var da ayetlerden delil getirerek, o zaman Hristiyanlar Müslüman olmak isteyecekler ama o zaman yeis halinde olduğu için imanları kabul edilmeyecek. Ölümlerinden önce İsa'ya iman etmiş olsalar bile yeis halinde olduğu için imanları kabul edilmeyecek. Evet. Dolayısıyla kıyamet gününde de İsa Aleyhisselam onlara şahit olacak. E peki bazıları delil getiriyorlar. Diyorlar ki biraz uzun bir mesele, onun için bunu izah etmek önemli. Evet. Bir yerde diyorlar ki peki Cenab-ı Hak bakın Âl-i İmrân suresi 55. ayette de Mevlamız şöyle buyuruyor. İz kâlellâhu, Habibim Allah'ın şöyle dediğini hatırlayıver. Ya İsa, ey İsa, inni müteveffike, ben senin ruhunu kabzedeceğim, hayatına son vereceğim. Ve râfi'uke ileyye, seni bana, tarafıma yükselteceğim. Tarafıma yükselteceğim. Ve mutahhiruke minellezine keferu, inkarcıların arasından seni temizleyeceğim, çıkaracağım. Evet. Ve cailüllezine tebeuke, sana tabi olanları kılacağım. Fevkellezine keferu, inkarcıların üzerinde ila yevmil kıyamet, kıyamete kadar. Ayet devam ediyor. Bu ayette 55. ayet. Şimdi bu ayet-i kerimeyi birçok İslam alimleri, buna cumhur ulema diyeceğiz, Allah Celle Celaluhu burada takdim tahir vardır diyor. Önce yükseltiyor, sonra ruhunu kabzedeceğim diyor. Önce yükseltiyor, semaya kaldırıyor, sonra ruhunu kabzedeceğim diyor. Peki eğer peygamber İsa Aleyhisselam öldürüldüyse şeylere göre, Yahudilere göre, niye efendim semaya kaldırıldı? Diğer peygamberler kaldırılmıyordu. O niye kaldırıldı? Evet. Yok öldürülmediyse İsa Aleyhisselam nerede? Onun için ehli sünnet vel cemaat inancına göre İsa Aleyhisselam'ın geleceği haberi öyle Hristiyanlardan Müslümanlara geçmiş bir şey değil. Hadis-i şeriflerde bir sürü hadis-i şerif var. Hatta İsa Aleyhisselam'ın geleceği ile ilgili mesela kıyametin 10 büyük alametinden bahsedilirken ve nüzulü İsa Aleyhisselam, bir de İsa Aleyhisselam'ın ineceği haktır ve 10 büyük alametten bir tanesidir. İsa Aleyhisselam inecek. Ehl-i sünnet inancı budur. Evet. Ve Mehdi ile buluşacak, o zamanın Mehdi'si, böyle uydurma Mehdi'ler değil. Mehdi de Peygamberimizin soyundan gelecek. Ehl-i Beyt'inden gelecek. Evet. Peygamberimiz biliyor ki adı benim adım gibi olan, babasının adı da benim babamın adı olan ve birçok alametleri olan Ehl-i Beyt'ten bir şahıs, bir zat. Bu da Medine-i Münevvere'den çıkacak diyor. Medine-i Münevvere'den. Birçok alametler var. Onu evet, aslında müstakil bir konu olarak işlemek lazım. Bu açıdan İsa Aleyhisselam'ın ineceği ile ilgili hadisler dolu.
Hem de sahih hadisler. Hem İsa Aleyhisselam hem Mehdi Aleyhisselam. Mehdi de. Mehdi evet. Tabi peygamber değil. Evet. Mehdi Ehl-i Beyt'ten gelen sünnet-i seniyyeyi ihya etmeye, yaşatmaya çalışan bir zat. Peygamberin soyundan gelecek diyor. Evet. Fatıma soyundan gelecek diyor. Ama bu istismar edilen kimseler değil. Yani birçoğu işte Mehdi geldi, gelecek, evet. İşte filan Mehdi'ydi, filan evet. Değildi. Öyle bunlar değil. Bunlar uydurma kelimeler. Bir defa bunlar çok önemli. Bu açıdan bunu Hristiyanların İslam'a soktukları bir hurafe diyerek reddetmek evet. Aslında akıl kârı değil. Geçenler bir tane efendim hoca işte bir papazla konuştuk diyor. Bir üniversite hocası. Papaz bana dedi ki diyor İsa Mesih yaşıyor mu ölü mü? Ben de dedim ki diyor ben sana bir soru soracağım. İsa Mesih Allah'ın peygamberi mi Allah'ın oğlu mu? Bocaladı diyor. Ben dedim ki diyor o Allah'ın peygamberi. Ama İsa öldü. Daha geri gelecek filan da değil. Kur'an'da da bir tane eğer İsa'nın geleceğine işaret eden ayet varsa diyor, kendisi de Kur'an'ı iyi bilenlerden, hafız olanlardan, evet. Kur'an'ın tefsirini bilenlerden, ben o zaman diyor Hristiyan olacağım bunu ispatlayan varsa diyor. Ben o zaman Hristiyan olacağım diyor. Yahu biz papaz İsa'nın geleceğini kabul ediyor diye biz peygamberimizin geleceğini haber verdiği İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar mı edeceğiz? Onlar kabul ediyor diye biz onların zıddına inkar mı edeceğiz? Bizim inancımıza göre İsa Aleyhisselam'ın geleceği haber veriliyor. Ehl-i sünnet inancına göre bu sadece zanni de değil, bu hadislerle sabit. Evet. Ayetlerin işareti var. Ve sonra Hristiyanlara da burada reddiye var. Eğer sizin dediğiniz gibi Allah'ın oğlu ise, Allah'ın oğlu ise öldürüldüğüne inanıyorsanız haşa Allah oğlunu, Allah'ın bir parçası olan oğlunu koruyamadı da 4 tane çapulcuya mağlup mu etti? Onlar da zaten inançları sapık. Evet. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki bunu inanmakta hiçbir mahsur yok ama inanmamakta mahsur var. Evet. Biz Hristiyanların inancı gibi inanmıyoruz. Biz inanıyoruz ki İsa aleyhisselam inecek. Evet. Kıyamet alametlerinden. Evet. Mehdi de ama bunların dedim ya yalancı Mehdi'leri demiyoruz biz. Yalancı İsa'ları demiyoruz. Gerçek Mehdi, gerçek İsa gelecek. Buna inanmak bizim imanımızın efendim yani bir gereği diyelim buna. Ama reddetmek bize hiç de bir fayda getirmez. Evet hocam. Yine bir seyircimiz hattımızda. Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Süleyman Çorum'dan bizi arıyor. Buyurun Süleyman Bey. Evet. Hocam ben Kur'an-ı Kerim eskidiği zaman, dağıldığı zaman yakmamız mı gerekiyor, gömmemiz mi gerekiyor diye soracaktım hocama da. Evet. Başka soru var mı? Başka yok hocam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah. Evet hocam. Evet. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda Kur'an-ı Kerim okunamayacak hale gelirse işte yıpranmadan dolayı ayak değmeyecek bir yere gömülmesi, bir şeye sarılıp bir beze filan sarılıp ayak değmedik bir yere gömülmesi yakılmasından daha uygun. Çünkü orada ayetler var. Yakılır efendim işte külü yine ayaklar altında düşebilir. Evet. Onun için okunamaz halde olan Mushaf-ı Şeriflerin, Kur'an-ı Kerimlerin bir şeye sarılarak ayak değmedik bir yere, değmeyecek bir yere gömülmesi daha uygun. Evet. Evet. Evet, kaldığımız yerden şimdi konumuza devam ediyoruz. Bunları niye bu şekilde böyle çok üzerinde duruluyor? Evet. Yani niye Kur'an'da buna, elbette Kur'an'da açıkça hiçbir ayet yok. Yani İsa inecek diye. Hı hı. Ayetlerin delaleti var. Bu delaletini kim söylemiş? Müfessirler. Ben bu konularda hep şöyle diyorum, o konuyu biraz daha şey yapalım. Şimdi bu konularda diyorum ki, ineceğini söyleyenlerin ellerinde başta hadislerden delil var. Ayetlerin de delaleti var. Peki hadislerin ifade ettiği, ayetlerin de delalet ettiği kimseler mi daha davalarında haklı olur? Yoksa birisi çıkıyor, ben diyor Kur'an'ın hiçbir ayetinde İsa Mesih'in ineceğiyle ilgili açık bir ayet görmedim. Dolayısıyla inmeyecek de gelmeyecek de öldü gitti diyor. O mu daha haklı olur? Elbette delili olanlar daha haklı olur. Evet. Velev ki
delili olmayanlara göre zayıf delil bile olsa. Bu açıdan yani bu konularda böyle çok uç noktalarda konuşmanın bir anlamı yok. Bu da ümmet için bir sıkıntı. Evet. Bu da ümmet için bir sıkıntı. Mesela yok diyen neye göre? Aklına göre yok diyor. Hocam şimdi bu konu yani Hazreti İsa Aleyhisselam Efendimiz için soruyorum. Kur'an-ı Kerim'de açık hani bazı ayetlerde işaretleri var söylediniz. Okudunuz, örnek de verdiniz. Yani net olmayışının hikmeti ne hocam? Allah-u Teala neden böyle bir... Ya birçok şeylerde böyle zaten Kur'an açık ifadelerde bulunmuyor. Evet. İşaretler var. Burada şimdi Cenab-ı Hak zaten burada bir de imanın denenmesi var. Hı hı. Açıktan olsaydı kimse iman etmeseydi Müslüman olmazdı. Evet. Kur'an'ın delaleti var. Ayrıca da hadisler var. Ama biz açıklamayı hadislere yani Peygamber Efendimiz'e bırakıyoruz. Tabii ki. Evet. Yani hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde yani bu sözler de işte bizim Kur'an'ı bize ulaştıran sahabe tarafından ulaştırılmış. Evet. Yani Kur'an mütevatirdir. Hocalar onu bilir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayetlerin tamamı Müslümanlar tarafından hiçbir kelimesi noksan edilmeden indiği şekliyle bize ulaştırılmış. Biz böyle inanıyoruz. Hadisleri de ulaştıran aynı zatlar. Yani şöyle bir durum söz konusu değil mi hocam? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de tamam ayetler indi fakat Kur'an-ı Kerim'in bir mushaf haline döndürülmüş şekli yoktu. Yanılıyor muyum hocam? Yok ama ayetler yazdırılmış, evet. Ayetler ezberlenmiş, yani kitap ayetler haline, muhafaza edilmiş. Kitap haline getirilmemiş. Yani böyle mushaf haline getirilmemiş evet. Peygamberimiz zamanında. O Hazreti Ebu Bekir zamanında oldu. Ama mushaf içerisindeki ayetler Peygamberimizin zamanında hem hafızların ezberledikleri evet. Tamamını hem de mushaftan önce bizatihi yazıldığı neler varsa onların üzerine kaydedilen evet. Ve bu Kur'an'ın mushaf haline getirilmesinde de bir komisyon kuruluyor. Zeyd ibn-i Sabit'in başkanlığında, o genç sahabinin başkanlığında ve komisyon her hafız ezberlediği ayetleri okuyacak, okunan ayetlerle yazılanları karşılaştıracaklar ve iki de şahit getirecek o ayetleri okuduğuna dair, evet. O ayetin Kur'an'dan olduğuna dair iki de şahit getirecek. Şahit de hafız olacak ki. Şahit de hafız olacak ki evet. Onun Kur'an ayeti olduğunu bilsin. Öyleyse iki şahit huzurunda ayetler okunuyor. Komisyon tarafından tekrar o ayetler mushaf haline getiriliyor. Ve bugün bize ulaşan Kur'an bir tek harfi bile noksanlaştırılmadan bize ulaşan Kur'an'dır. Evet. Bir tek harfi bile. Yani dünya toplansa diyemezler ki Kur'an'dan bir harf bile noksan. Diyemezler. Ha, hadisler konusunda konuşabilirler. Onda tereddüt edebilirler veya insanları şüpheye düşürebilirler. Yok hadisti, değildi, sahihti, değildi. Evet. Ama Kur'an hakkında kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hocam bir soru var, yazılı bir soru. Bir seyircimiz sormuş, namazda sünnetler Peygamberimize mi kılınıyor? Kılmayan mezhepler var. Bu konuda hocam neler söyler diye bir soru var hocam. Hiç peygamber için namaz kılınmaz. Evet. Sünnetler de Allah için, farzlar da Allah için, hani vacipler sünnet, de Allah için. Sünnet namaz denilir hocam. Belki oradan çağrışım evet. Yapmış olabilir. Ama sünneti yapan peygamberimiz olduğu için evet. Peygamber sünneti diyoruz. Sünnet burada uygulamak. Peygamberimizin kıldığı ama peygamberimiz de bu sünnetleri kılarken kendi isteğiyle bunları icat etmemiş. Evet. Yine Cenab-ı Hak peygamberimize vahyetmiş. Bu sünnetler de vahidir. Allah-u Teala'nın ibadetlerle ilgili sünnetler vahidir. Rızası dahilinde. Aynen. Evet. Yani Cenab-ı Hak peygamberimize bildirmiş. İşte sabah namazında iki rekat sünnet kıl ama peygamberimizin yaptığı bir fiil farz kadar, vacip kadar kuvvetli değil. İşte öğlende 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat son sünnet. İşte ikindi namazından önce sünneti gayrimüvekkede çok kuvvetli sünnet değil. Ama hakkında hadisler var. Kıl. Akşam namazından sonra 2 rekat ya da ona ilaveten 6 rekat ya da 4 rekat daha evvabin kıl. Evet. Yatsı namazından önce sonra. Bunların hepsi yine vahiy ile bildirilmiş. Bazıları sünnet vahiy değildir diyorlar ama bu çok haddini aşan bir söz. Sünnetler de vahidir. Şimdi vahiy iki türlü. Bunu
usulü hadis okuyanlar, usulü fıkıh okuyanlar veya usulü tefsir okuyanlar bilirler. Bir vahyi metluv, bir vahyi gayri metluv. Vahyi metluv demek bizatihi hem lafzıyla hem manasıyla Allah Celle Celaluhu tarafından indirilen ve peygamberimize bildirilen, evet, namazlarda okunmakla da ibadet edilen vahiy ayetler. Bunlara vahiy metluv deniyor. Lafızlarıyla da mucizdir, mucizedir. Yani ayetlerin en kısa ayete bile bir nazira, bir benzer getirmek mümkün değil. Dünya toplansa, evet, getiremez. Evet. Hocam bazı konularda Cebrail aleyhisselam geliyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'le görüşüyor ve bazı konuları aydınlığa kavuşturuyor. Hani o meşhur işte iman şeyi var hocam. İmanın şartları ile ilgili. Evet, Cibril hadisi. Cibril hadisi var yani. Evet. İşte burada bir de vahiy gayrimetluv var. Evet. Yine peygamberimize bildiriliyor. Ama sözleri peygamberimiz tarafından. Hadisi kutsiler de öyle. Hadisi kutsiler bizatihi Mevlamız tarafından ifade buyurulan. Evet. Ama peygamberimizin diliyle Mevlamızın ifade ettiği mananın dile getirildiği sözler. Yani kim buyuruyor hadis-i kutsileri? Mevlamız. Peygamberimiz de Mevlamızın böyle buyurduğunu söylüyor. Evet. Şimdi Mevlamız böyle diyor. Yekulullahu azze ve celle. Yekulullahu azze ve celle. Peygamberimiz diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yekulu Rabbuna celle ve ala. Peygamberimiz buyurdu ki, yüce olan Rabbimiz şöyle buyuruyor. O zaman peygamberimize bildirilmiş ki, Habibim, benim böyle söylediğimi söyle. O zaman peygamberimiz Rabbi söylemediği halde haşa Allah'a yalan mı nispet etmiş, Allah böyle diyor diye. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam inen ayetlerde ve men azlemü mimmen iftara alallahi kezibâ ya da fe men azlemü mimmen iftara alallahi kezib, Allah'a yalan nispet edenden daha zalim hiçbir kimse yok. Evet. Ayetini bilmiyor mu peygamberimiz? Evet. Peygamberimiz kendisine yalan söyleyenin cehennemdeki yerini hazırlasın diye ona tehdit vari, hem de kaç tane bu manada lafz-ı mütevatir olan hadisler irad ediyor. Peki peygamber kendine yalan uydurulmasına rıza göstermiyor da kendisi haşa Allah'a nasıl yalan ispat edecek? Ya bunda bir mantık çalıştırın, mantık. O zaman peygamberimiz Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah böyle diyor diye Allah'a nispet ederse, o zaman haşa peygamber yalan mı söylemiş oluyor? Haşa Allah'ın söylemediğini Allah'a mı nispet etmiş oluyor? Halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz şeyleri Allah'a mı nispet edersiniz? Bunu söylemeyin böyle. Evet. Allah demediği halde demeyin. Yine bu şeye geliyor. Biraz önce bir şey söylemiştim. Nasıl uydurma hadisler peygambere karşı yalan nispet etmekse, peygamberin söylediği hadislere peygamber söyledi, söylemedi demek de peygamberi yalancı yapmaktır, haşa. Evet. Peygamber yalancı değildir. Peygamber muhbiri sadıktır. Peygamberin sıfatlarından, en önemli sıfatlarından bir tanesi de sıdk sıfatıdır. Doğru olma sıfatı, Allah da peygamberini doğrulamıştır. Evet hocam, evet. Soruda bir de mezheplerin işte sünneti kılmadığı, bazı mezheplerin sünnetleri kılmadığı sorusu var. Onlar şöyle farklılık var. Mesela Vehhabiler özellikle. Peygamberimiz yok, Vehhabiler de değil de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazen ikindi namazının sünnetini iki kılmış. Hı hı. Bazen dört kılmış, bazen de kılmamış. İşte hacca gidildiği zaman kılınmadığınız... Şimdi onlar kılıyorlar. Öyle da mi? Bizim halk böyle çok şekilci. Hı. Öyle onlar sanıyor ki kılmıyor, kılıyorlar. Şimdi bazen Peygamberimiz mesela hadis-i şerifler var. Cuma'nın ilk sünnetini dört kılmış. Bazen iki kılmış. Evet. Bazen de hane-i saadetlerinden ezan okunur okunmaz çıkmış gelmiş minberde hutbeye başlamış. Yani böyle rivayetler de var. Hiç kılmadı diyenler de var. Hı hı. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife peygamberimizin cumadan önce dört rekat sünnet, cumanın farzından sonra dört rekat sünnet kıldığı hadis-i şeriflerini almış. Evet. Dolayısıyla bunlarda yani farklı hadis-i şerifler var. İmam-ı Şafii Hazretleri onu almış. İmam-ı Azam onu almış. Bu hadis kriterinde bunlar farklı delil olma noktasında farklı kriterler var. Ona göre amel etmişler. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini terk ediyorlar demek doğru değil. Evet. Mesela bakın o bizim Mekke'de, Medine'de
o Vehhabi dediğimiz insanlar Ramazan-ı Şerif'te 30 Ramazan'da efendim Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar her akşam 20'şer rekat teravih kılmak suretiyle hem Kabe'nin etrafında hem Peygamberimiz mescidinde teravih kıldırıyorlar 20 rekat. Sonra evet. Son 10 Ramazan'ın son 10 gününde teheccüd namazı kıldırıyor imamlar. Hem de cemaatla. Şimdi olur mu öyle şey? Yani onların hiçbir tanesi delilsiz değil. Evet. Delilleri var. Evet. Evet hocam son 5 dakikamız. İnşallah toparlayalım. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyalım isterseniz. Evet. Yine bunu Beyhaki ve Deylemi'yi efendim hadis-i şerifi tahric ediyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı sevmeyle ilgili bakın Peygamberimiz ne buyuruyor? Bu da çok anlamlı bir hadis-i şerif. Bunlarla inşallah bitirelim. Evet. Buyuruyor ki la yu'minu abdun hatta ekune ehabbe ileyhi min nefsi. Hiçbir kul ben kendisine bizzat canından daha sevimli olmadıkça mümin olamaz. Daha ve tekune itrati ehabbe ileyhi min itratihi. Benim soyumdan gelenler o kişiye kendi soyundan gelenlerden daha sevimli olmadıkça yine mümin olamaz. Yani biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz da. Evet. Ehl-i Beyt'i sevmek imandandır. Ve yekune Ehl-i Beyt'i ehabbe ileyhi min ehlihi. Benim Ehl-i Beyt'im de ona kendi ehlinden, çoluk çocuğundan daha sevimli olmadıkça ve yekune zati ehabbe ileyhi min zatihi. Benim bizzat kendim, zatımın da ona kendi zatından daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz diyor. Ancak ben burada bir şey söyleyeceğim. Peki peygamberimizi sevmeyenler, ensarı sevmeyenler, muhacirleri sevmeyenler, ensar kimdi? Medineli Müslümanları. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Benim ehli beytimi sevmeyenler üç sıfattan birini taşımaktadır diyor. Ya münafıktırlar, münafıklar ehli beyti sevmezler. Ama burada müsaadenizle bir önemli ayrıntıya değineceğim. Ya soyu bozuk olanlar peygamberi, peygamberin ehli beytini, peygamberin sahabelerini, ensar ve muhacirini sevmez veya efendim asaletinde bozukluk olanlar sevmez diyor. Asaletinde bozukluk olanlar sevmez diyor. Şimdi peygamberimizin ehli beytini sevmek sözle olan bir mesele değil. Evet. İddia ile olan bir şey değil. Ben bunu her zaman söylerim. Belki burada da başka konularda söyledim. Hatırlayacaksınız. Ehl-i Beyt'i sevmenin yolu namaz kılmaktan geçer. Niye? Sadece o Muharrem'de işte bazılarının böyle kendini darp etmesiyle, zincirlerle efendim vücudunu kanadıncaya kadar böyle darp etmesiyle olan bir şey değil. Ya da sadece o Muharrem'de Ehl-i Beyt için ağıtlar yakmak, bu arada bazı böyle sahabelere dil uzatmakla değil. Ehl-i Beyt'i sevmek, evvela sahabeyi sevmekle olur. Ehl-i Beyt'in içerisinde sahabeler, hepsi sahabe. Ehl-i Beyt'i sevmek, Peygamberimizin soyundan gelenleri sevmekle beraber, Peygamberimizin etrafındaki Müslümanları sevmek, bu da namaz kılmaktan geçer. Nasıl? Ehl-i Beyt'i sevdiğini iddia eden sadece belli günlerde Ehl-i Beyt'i, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, Fatıma soyundan gelenleri sevdiğini söylüyor. Ehl-i Beyt bir defa Hazreti Ali, Hazreti Fatıma soyundan gelenler, Hazreti Akil soyundan gelenler, Hazreti Abbas soyundan gelenler, hatta birçok İslam alimlerine göre Peygamberimizin eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Peygamberimizin eşlerini ve Peygamberimizin soyundan gelenlerini sevmek namazda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed salavat-ı şerifesini okumakla mümkün. Nerede okuyacak bu salavat-ı şerifeyi? Namaz kılan son oturuşlarda. Evet. Bak ne diyor orada? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Dört halifede, hocam dört halifede Ehl-i Beyt'ten mi? Yok. Ehl-i Beyt'ten sadece Hazreti Ali. Evet. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir Kureyş kabilesinden, Peygamberimizin kabilesinden.
Hazreti Ömer Kureyş'ten, Hazreti Osman Kureyş'ten ama Hazreti Ali Kureyş'ten olmakla beraber Peygamberimizin Ehl-i Beyt'inden, amcasının evet. oğlu. Evet. Hepsi Ehl-i Beyt'ten değil ama onlara da ayrı taltif ediliyor. İslam taltif etmiş. Onlara da ayrı bir yer vermiş. Sahabelerin, Hulefai Raşid'in hepsine. Hazreti Ebu Bekir'den başlayarak sonra diyor ki ey Allah'ım Peygamber aleyhissalatü vesselama rahmet eyle, onun soyundan gelenlere rahmet eyle. Evet. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala el İbrahim, tıpkı İbrahim aleyhisselama onun soyundan gelenlere rahmet ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid. Ya Rabbi gerçekten sen övülmeye layıksın, yüceltilmeye layıksın. Peki namaz kılmayan nerede bu kelimelerle Ehl-i Beyt'e dua edecek? Onun için iddia ile Ehl-i Beytçilik olmaz. Ehl-i Beyt'in yolundan gitmekle. Ehl-i Beyt'in hepsi, o 12 imam da dahil ha. O 12 imam da dahil. 12 imamın başı Hazreti Ali kabul ediliyor. Evet. 12 imam da dahil. Onların hepsi Kur'an ehli, sünnet ehli, ibadet ehli, ilim ehli, irfan ehli, büyük zatlar onlar. Ben Ehl-i Beyt'i seviyorum. 12 imamı da baş tacı ediyorum. Ama namaz yok, niyaz yok. Öyle Ehl-i Beytçilik olur mu? Evet. O zaman Ehl-i Beyt onlara lanet okur. Ehl-i Beyt'i gerçekten hem de böyle iddiayla rahatsız etmiş olurlar. Evet. Ehl-i Beyt'i ancak ibadetlerle anmak lazım. Evet hocam. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Bu haftada, bu programda da sonuna geldik. Vaktimizi bitirdik. İnşallah kaldığımız yerden önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Devam inşallah. Edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı Allah razı olsun. Önümüzdeki haftalarda inşallah programımıza ve konumuza devam edeceğiz. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok değerli hocamız emekli müftü Ahmet Akgül'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda imanın şubeleri konusuna devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.